Çocuklar, metta nedir bilir misiniz metta? Kim söyle? Metta ne iş yapar? Ne yapar metta? Metta, Arapça kökünden metheden anlamındadır, çok öven anlamındadır. Metta hayal satan kişidir. Metta hikayeleri anlatır ama hikayelerini öyle kara kuru anlatmaz. Hikayelerdeki kişilerin, karakterlerin kimliğine bürünür. Örneğin hikayesinde bir Karadenizli varsa hemen çantasından Karadenizli şapkasını çıkartır. Şöyle bakar. Açan sen beni tanıyor musun? Ne bakaysın ha? Dedemi bileyim misin? Efendim ne bakaysın? Der. Ya da işte bir doğulu varsa vallahi kurbanlar serdeyiz inşallah. Vallahi bizim 9 tane köy vardı. 9'u da ayrı ayrıttı. Değişik aksesuarlar kullanır. Mesela böyle bir baston kullanır. Bunu değil, seyircinin dikkatini çekmek için kullanır. Bazen hikayesinde eğer avcı varsa şöyle kekliği gözüne gestirir. Bak dilini yalanan bir keklik var orada. De. Kekliği vurur. Bazen süpürge olur. Bazen at olur. Bazen saz olur. İşte geldim huzura, huzur buldum huzurda, sefalar size, sefa köylüler. Nasıl olmadı değil mi? Ya sesim kötü. Bugün kötü ama. Ama hamamda güzel çıkıyor onu söyleyeyim. Bir aksesuarı daha vardı. Seyirci beni dinliyor mu dinlemiyor mu diye şöyle terini siler gibi yapar ama silmez. Seyirciyi gözlemler. Hikayesinde bir hatun kişi var ise onun kılığına bulunur. Bana dokunak almayın mi? Teşekkürler çocuklar. Hikaye anlatır dedik ya, hikayesinde de duayla başlar, o hikayeyle başlayacağız. Sonra oyunlara geçeceğiz, tamam mı? Bugün eğleneceğiz. Hak dostum hak. Huzur hazir ol cemiyeti irfan. Haindir ben umdur münafıktır şeytan. Şeytanın hainliğine ben umdurlar münafıklığına. Rahmanın birliğine eyvallah. En beyaz sakalı kocaman külahı eşeğine tespit eder. Kim o?